sonsuz redüktörlü bir motorumuz oldu. Şöyle 3.7 voltta bakın durdurmaya çalışıyorum. Lan durmuyor ha. Çok iyi be. Arkadaşlar vallahi size şöyle söyleyeyim. Mini böyle robot projelerinde mükemmel bir redüktörlü motor oldu şu an. Yani belki arızalı olmasa bile bazı robot projelerde ben bunu bu şekilde kullanırım. Arkadaşlar merhaba, ben Ömer Çağan Avcı. Kanalı takip eden arkadaşlara en azından bir ilham vermek adına. Arkadaşlar bugünkü çalışmamız, görmüş olduğunuz gibi şöyle elimizde servo motorlar var. Arkadaşlar bir alıcıya taktığımız zaman buradaki servo çalışmıyorsa ya da sadece bir yöne doğru hareket edip ve daha dönmüyorsa elinize tekrardan kurup örnek mesela şöyle yaptınız. Bunlar bozuk diye böyle rahatça yapıyor. Bunları normalde yapmayın arkadaşlar. Mesela taktığınız zaman şu hareketi yapıyor. Şöyle yapıyor, bitiyor. Bir daha yapmıyor. Sonra da bu alıcı tamamen kendini korumaya alıyor arkadaşlar. Kapatıyor. Yani bu tarz motorları nasıl kullanırız? Elimde 2-3 tane vardı. Ben de dedim ki arkadaşlar bir tanesini devşireyim. İsterseniz bunu sökelim. Nasıl söktüğümüzü de arkadaşlar gösteriyorum. Şuradaki vidalarla sayesinde hem üst kapak, şuradaki bakın çizgiyi görüyorsunuz. Hem üst kapak hem de şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. Alt kapağı tutan bu vidalar arkadaşlar. Bunları söktükten sonra tekrardan buluşalım. Şimdi arkadaşlar burada bugünkü yapacağımız iş buradaki servo motoru sürekli döner bir hale getirmek istiyorum. Bunun da sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu bozulduğu için tekrardan tamiri biraz zor. Onun için şuradaki devreyi iptal edeceğim. Sadece buraya artı ya da eksi olarak vereceğim motor sürücü devresiyle. Bunun da nasıl sonlandığını göstermem için buradaki dişli yapısını inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir dişliyi sökelim. Buraya kadar sıkıntı yok. İşte buradan sonra arkadaşlar bakın şimdi şu dişliyi söküyoruz. Şurada görmüş olduğunuz bakın şöyle bir pin var. Bu pini arkadaşlar çekip çıkartacağız. Bu pini çekip çıkarttığınız zaman arkadaşlar buradaki motor artık sonsuza kadar dönecek ve böylece ileri geri bir şekilde servo motorunu tekrardan yeni hayatında redüktörlü motor haline çevireceğiz ve böylece bazı küçük robot projelerinde redüktörlü motor ihtiyacınız olduğu zaman bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Nasıl çıkartacağımıza gelince arkadaşlar. Arkadaşlar çok basit. Herkes de şöyle küçük yan keski vardır. Küçük yan keskiyi alıyorsunuz, şöyle tutuyorsunuz. Kendisine kanıttırarak çekiyorsunuz, bitti. Bu kadar basit. Hiç kırmaya falan gerek yok arkadaşlar. Bunu tekrardan topluyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki devreyi iptal edip artık artı eksi yapıp motorumuzu çalıştırabileceğiz arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız motoru nasıl çalıştırdığımızı gösterelim. Motor bağlantımızı bitirdik. Motor bağlantımızı bitirdikten sonra şuna gelelim. Arkadaşlar bakın lehimlemeleri yaptıktan sonra mutlaka daralabilen makaronla bu şekilde iletkenliklerini sağlayın. Elektrik bantı kullanmayın. Elektrik bantı elektronik malzemeleri de zamanla kendini bırakıyor. Onun için mutlaka ısıyla daralan makaronlar kullanın arkadaşlar. Şimdi kapağımızı kapatalım. Zaten kapağımızda daha önce bir kablo geçişi var olduğu için ben onu kullanacağım. Ekstradan açmaya gerek yok. Şimdi istiyorsanız bir akım verelim ve neler olduğunu gözlemleyelim. Şöyle elimizde bir lipo pilimiz var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bu lipo pillerde arkadaşlar bakın şurada artı eksi de 11.1 volt olarak
enerji alırsınız arkadaşlar. Burada da arkadaşlar şarj bölümü. Burada da arkadaşlar bakın bir tane siyah kablo eksidir arkadaşlar. 3 tane kırmızı kablo artıdır arkadaşlar. Bunların her biri bir hücreyi temsil eder. Sırasıyla arkadaşlar bakın eksiden başlayarak eksi 3.7 volt, 3.7 volt, 3.7 volt. Yani arkadaşlar 3.7 volt, 7 volt, 11.1 volt anlamında gelir. Şöyle gösterelim. Bakın 10.7 volt kalmış. Her hücreyi gösteriyor şu an. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Her hücreyi gösteriyor. Şimdi biz arkadaşlar motorumuza voltaj vereceğim. Burada motor DC motor olduğu için artı eksi biliyorsunuz şu an önemli değil. Şöyle görmüş olduğunuz gibi eksi ucunu takıyorum. Şimdi artı ucu arkadaşlar 3.7 volt olarak veriyorum. Şimdi 7 volt olarak veriyorum. Arkadaşlar 12 volt çok fazla vermiyorum ama anlık olarak vereceğim 11.1 voltu. Çünkü motor DC motor ve 5 voltta sürülüyor. Yani çok yakmak istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an 3.7 voltta verdiğiniz zaman bir projede şöyle göstereyim. Şöyle bir giden bir robot yapabilirsiniz arkadaşlar. Artık böylece sonsuz redüktörlü bir motorunuz oldu. Şöyle 3.7 voltta bakın durdurmaya çalışıyorum. Oo. 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 Yani durmuyor ha. Oo, çok iyi be. Arkadaşlar vallahi size şöyle söyleyeyim. Mini böyle robot projelerinde mükemmel bir redüktörlü motor oldu şu an. Yani belki arızalı olmasa bile bazı robot projelerde ben bunu bu şekilde kullanırım. Videoları beğenip kanalı takip edip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın, bilgi paylaştıkça güzeldir. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.